sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Hiç çiftlikte bulundunuz mu acaba? Bulunmaz olur muyum canım? Ben yine memesinden buralara kadar geldim. Öyle mi? Ben de. Ama benim buraya gelmem daha altı aldı. Malum peynir olana kadar canım çıktı ayol. Of, ne yani, bunu da mı komik bulmadınız? Ağlamak istiyorum. Sen tam bir kıskançsın kızım. Emre, kardeşinle doğru konuş. Ama baba, yakında komedyen olup çok ama çok zengin olacağım. O zaman çalışmak zorunda da kalmazsın hem. Ben işimden gayet memnunum. Sen de boş hayallerinin peşinden koşacağına, derslerini asılsan bence çok iyi edersin. Karne zamanı geldi bile. Bendeki bu müthiş yeteneğin kimse farkında değil. Üf, ay hadi çok geç kaldık ya. Çantamın içine bir elini atar mısın Simgeciciş? Ay yoksa benim için bir sürpriz mi hazırladın? Evet, bakma ama. Tamam. Ne var burada? Fare. Aa, ne fare mi? Aa, inanamıyorum. Fareli mi dedim acaba? Emre, bu yaptığın hiç hoş bir şaka değil. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki babacığım. Nasıl yapmadın ya? Bana fareyi eğlettin işte. Hiç de değil. Nasıl değil? Bakın. Fare. Sadece iki nota. Birleşince fare oluyor. Şaka gibi. Kimisi fazla Özgeciğim. Bu çok komik bir şaka. Şimdiye kadar yaptıklarının en iyisiydi. Teşekkürler. Hadi bakalım, bu kadar şamata yeter. Hadi çıkalım. Sadece gelecek vaat etmeye başladın mı? Evet. Bu işi kıvıracak galiba. Aman bir şaklabanlığımız eksik. Ben ne zaman vereceğim? Sür. Ben de vereceğim. Çok güzel. Tamam. Buraya kadar. İyi ama daha yeni bindim. Ne yapalım? Hem bak sınıfta daha kaç kişi var. Ayrıca o vermiş olduğun saçma sapan renkli taşların karşılığında çok bile bindim bence. İn. Hadi in, hadi, çabuk. Ha. Evet, sıra kimde? Ben senden önceyim. Hayır, ben daha önceyim. Burada bekliyorum. Ben Piero'nun arkasında duruyordum. Tamam, kavga etmeyin. Sen. Evet. Bisiklete binmenin karşılığında ne vereceksin bakalım? İyi ama benim sana verebilecek pek bir şeyim yok ki. Ha, o zaman bisiklet de yok. Ama çok binmek istiyorum. O halde şu kolyeyi vermeye ne dersin? İyi ama o kolyeyi bana Kulina armağan etmişti. Asla veremem. O zaman binemezsin. Evet. Sırada kim vardı? Ben. Oyuncaklar dünyasının zabıtası da geldi işte. Şoker, ne oluyor bakayım burada? Bu da nereden çıktı ha? Dünyadan getirdim. Sıkıntıdan patlamak üzereydim. Ne var yani? Arkadaşlarla biniyoruz işte. Dünyadan buraya bir şey getirmenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Ha Şoker. Aman tamam Kulina. Yakında nefes almak bile yasak olacak burada. Senin neyin var yavrucuğum? Karşılığında verecek bir şeyim olmadığı için Şoker beni bisiklete bindirmiyor. Şoker, bisiklete bindirmek için onlardan bir şey mi alıyorsun yoksa ha? Evet. Burada bir hizmet veriyoruz. Oyuncak haline olacak hali yok ya. Ufak ufak yolumuzu buluyoruz işte. Ne var yani? Hem ben onu dünyadan getirmek için ne sıkıntılar, neler çektim biliyor musun? Hadi oradan. Bana bak Şoker, bu bisikletin burada kalmasını istiyorsan arkadaşlarınla paylaşmayı öğreneceksin. Hem de karşılık almadan, anladın mı? Hiç de paylaşamam. O bisiklet yalnızca benim. Ben tek başıma bineceğim. Ya, demek öyle. Al bakalım böyle. Hadi bakalım. Hadi sevgili oyuncaklarım. Bisiklete dilediğiniz kadar binebilirsiniz. İsteyen de sırası gelene kadar bu uçurtmayı uçursun. Oley! Yapmayın çocuklar. Ne oluyor bak? Ero! Sarsma çocuğum! Sarsma evladım! Ben zaten önceyim. Bisikleti seviyorum. Yapmayın çocuklar. Ayıp oluyor bak. Ero bak, yükseklik korkum var benim. Akrofobim var. Bak kusacağım şimdi, başım dönüyor. Amma da büyük konuşuyor şu Nana. Acaba Hakan'ı güzel bir iksirle salağa mı çevirsem? Ne eğlenceli olurdu ama. Nana salak diye ondan vazgeçip buraya döner mi acaba? Şoker, senin ne işin var yine burada? Kulina her zamanki gibi dünyada. Seni düşündüğü falan yok da bir şeye ihtiyacın var mı diye sana bakmaya gelmiştim. Ne kadar naziksin Şoker. Biraz kuru meyve işte fena olmazdı doğrusu. Hemen getireceğim söz. Kulina seninle neden bu kadar uğraşıyor? Bence çok tatlı birisi. Sorma. Çekemiyor da ondan. Bakalım arkamı fiste mi? İyi de güzel kardeşim. Nana'nın senin evlenmek isteyeceğini de nereden çıkardın Allah aşkına? Benim beşik kertmem. Evlenmeye mecbur. İyi de belki de sen beğenmeyeceksin. Birbirinizi hiç görmemişsiniz. Yani bu devirde beşik kertmesi mi kaldı canım? Sizin buralarda kalmamış olabilir. Ama bizim oralarda böyle. Ne yapacaksın Hakan emmi? Ya seninle gelmez? Gelir gelir. Beni görünce gelir. Çattık ya. Ne oluyor ya? Ay bu salak adamın ne işi var burada ya? Siz tanışıyor musunuz? Ay ne tanışacağım ya? Koridorda bana çarptı. Elimde kahve vardı. Üstümü başımı yaktı be üf. Yanlışlıkla oldu bacım ya. Bana bacım deyip durma salak adam. Ama siz de bana salak deyip durmayın bacım. Bugün ha çocuğuyum be. Ne çocuğu olursan ol hiç umurumda değil. Hakan ya ne işi var bu adamın burada? Evlenmeye geldim buraya. Aman hoş geldin. Burası nikah dairesi mi be? Yok öyle değil bacım. Ben Makbule yengenin yeğeniyle evleneceğim. Hakan bu adam ne diyor söyler misin ya? Nana'nın beşik kertmesiymiş. Hı? Nana'nın babası bunlar doğduğunda söz vermiş. Ya ben Nana'yı almaya geldim. Evleneceğim onunla. Ay benim güzel kardeşim. Yani sen neden daha önce söylemedin ha? Gel otur şöyle gel otur. Yorulmuşsundur. Otur otur şöyle rahat et. Ah benim güzel kardeşim sen niye daha önce söylemiyorsun? Ne bileyim bacım. Ah. Bacım demeyecektim. Kusura kalma. Ay, hiç olur mu? De canım de. Ne istersen de. Bacım de kardeşim de. Tabii ben senin bacınım değil mi? Olacakmış ama. Ama iyi ki bunu dilemişim. Ay siz şimdi yoldan geldiniz. Açsınızdır. Ne söyleyelim ne yersiniz? Hı? Aa, Hakan ama niye ilgilenmiyorsun misafirimizle? Rahat mısın kardeşim? Yastık ister misin arkanı? Hı? Simge sakin ol lütfen. Ay nasıl sakin olurum ayol? Yakında düğünümüz var baksana. Ay Nana kim bilir ne kadar güzel bir gelin olacak. Güzel mi? Hem de çok. Çeyizini kendi ellerimle hazırlayacağım. Ona şöyle anlı şanlı bir düğün yaparız değil mi Hakan'cığım? İnanamıyorum. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Bu dünya deyimleri de bazen cuk diye yerine oturuyor canım. Hakan'a bir şey yapmama gerek kalmadı. Nana'ya, avanakların avanağı bir talip var işte. İyi ama Nana'ya bu adamı istemezse? Yok yok. Nana bu şapşal adama öyle bir aşık olacak ki. Çocuklar bile, Makbuş bile, hatta Hakan bile onu bundan vazgeçiremeyecek. Yaşasın. Eğlence şimdi başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz peki? Bu ne hal? Bu ne hal? Ya öğretmenim, yemin ederim ki ben bir şey yapmadım ya. Birdenbire bana saldırdı. Kerem, bu doğru mu? Benimle alay etti öğretmenim, dayanamadım. Hiç de alay etmedim. Sadece espri yapıyordum. Babalarımızı konu alan küçük bir gösteri. Sen benim babamın olup olmadığını nereden biliyorsun da benimle öyle konuşuyorsun? Ama ben gerçekten bilmiyordum öğretmenim. Bilseydim babasıyla ilgili hem öyle şaka yapar mıydım? Bak Emre, bir arkadaşının kalbini kırdın. Kavgaya karıştın ve çok önemli bir misafirin varken beni meşgul ettin. Cezayı hak ettim değil mi? Sence? Hak ettim. Of ne aptalım. Bunu nasıl yaparım ben ya? Of. Makbuş sana da koyayım bir ayran. Yok evladım canım istemiyor. Benimkinden hiç istersen biraz. İçme. Ay, aman kızım, şimdi uykumu getirir bu sen hiç. Kardeşim ne oldu? Allah iyiliğini versin dur. İyi de güzel kardeşim. Ne oynuyorsun bununla canım? Ne olduğuna bakıyordum. Elime batıverdim bu kanca. Kanca değil o, zımba zımba. Her neyse işte. Nana bu adamı görünce kaçacak, delik arayacak herhalde. Evde şenlik var desene. Hem de nasıl? Aç şunu. Bakayım. Tanıyor. Tamam. Tamam. Tamam, geçer birazdan. Tamam. Hadi üfle. Üfle. Ya. Hadi Emre, bahçeye çıkalım. Siz çıkın, ben birazdan geliyorum. Bir sorun çıkarmayacaksın değil mi Emre? Anlaşılan yediğin dayak yetmedi. Hadi kızım ya, of. Bir dakika beni dinler misin? Yaptığım çok yanlıştı. Senden özür diliyorum. Canının istediği gibi herkesin içinde dalga geç. Ondan sonra da özür dile. Olsun bitsin. Çok haklısın. Büyük bir düşüncesizlikti. Ama seni çok iyi anlıyorum. Biliyorsun benim de annem. Emre. Annen için üzgünüm. Ben de babam için. Aslında benim babam hayatta ama yıllar önce kimseye haber vermeden bizi bırakıp gitmiş. Gerçekten mi? Bazen düşünüyorum, hayatta olup beni görmek istememesi daha kötü. İstersen konuşabiliriz. Sana hamburger ısmarlayayım mı? Olur. Emre ya, hadi kalk artık şu bilgisayarın başından da ödevimi yapayım. Biraz sabret Yağmur, bu çok önemli. Ama senin oyunun herhalde benim ödevimden daha önemli değil. Oyun oynamıyorum. Kerem'in ödeviyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Şaka gibi. Yani sen kendi ödevini bile yapamazken Kerem'in ödevini mi yapıyorsun? Neden şaşırdın canım? Arkadaşıma bir iyilik yapamaz mıyım? Onun bilgisayarına virüs girmiş. Benden rica etti. Ne var yani? Hem biz onunla kankayız. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Nana, sana çok hoş bir sürprizimiz var. Bak, seni kim görmeye geldi. Canım tanışmıyorlar ki daha. Ya dur, bir dur. Kim geldi? Mehmet, gel. Bak. Selamünaleyküm. Kızcağızın da iyi tutuldu tabii. Neden? Bence oldukça etkilenmişe benziyor. Saçmalama Simge. Neyse buyurun. Buyurun. Ne salak ya. Allah'ım, bu hayalindeki prens. Şeker şey. Kızım, iyi misin sen? Hı. Ah. Oh. anlaşacaklar dememiş miydin Hakan? Beyefendi oğlumuz kim Hakan? Öpeyim Makbule yenge. Makbule yenge, beni tanımadın mı? Ben Mehmet. Mehmet mi? Tabii tanımazsın ya. Ben Beşik'teydim sen beni gördüğünde. Sarıhan'ın oğlu Mehmet. Memiş ya, hatırladın mı? Benim rahmetli Osman'ımın amcasının, teyzesinin, kaynanın, görümcesinin, halasının, yeğeninin dayısı Sarıağa değil mi? Öyledir herhal. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buraya? Memiş çok hayırlı bir iş için burada. Öyle mi? Hı hı, ya. Ya, Makbule yenge, hatırlamadın mı? Ben seni rahmetli kocan Osman emminin yeğeniyle Beşik Kelti'ydim ya. Hı hı. Köyden dediler, Fatma söyledi. Senin yanında kalıyor diye. Aa canım, dolaştırmasana lafı. Nana'nın sözlüsü bu bey. Hah. Ya. Ya. Hayda. Aklınca beni kıskandıracak. İntikam almaya çalışıyor bal gibi. Bir şey mi dedin Hakan'cığım? Yo. Yunus sen bu abiyle evlenmeyeceksin değil mi? Yani. Bence evlensin şaka gibi. Kısmet çocuklar, kısmet. Şimdi delireceğim ya. Sakin ol Hakan'cığım. Alan razı, giden razı. Sana ne oluyor? Ben bir Makbuş'a bakayım. Çocuklar acıktı. Siz de acıkmışsınızdır. Hey ya, kurt gibi acıktım hem de. Makbuş, hadi ama. Aşkım Memiş'im çok acıktı. Aşkım Memiş mi? Hı hı, evet. Makbuş, hayatımın prensi gelip beni buldu sonunda. Kızım, sen iyi misin yavrum? Böyle açık açık konuşmak ayıptı değil mi? Nana, şaka mı yapıyorsun yavrum? Senin hayatının prensi Hakan değil miydi? Hiç de değil. Hem ömrümün sonuna kadar Hakan'ın Simge'den ayrılıp bana evlenme teklif etmesini bekleyeceğim. Ama kızım... Memiş Hakan'dan çok daha yakışıklı, çekici, şeker gibi biri. Ha? Hem de benim sözlüğümmüş baksana. Bizi daha bebekken sözlemişler. Alnımızın yazısı bizimdi. Memiş öyle dedi. Kızım saçmalama. Sen oyuncaksın. Bez bebeksin. Unuttun mu yavrum? Oyuncaklar dünyasından geldin. Evet ama Memiş beni insan sanıyor. Hem insan olmama çok az kaldı. Onunla ömrümüzün sonuna kadar mutlu olacağız. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Bu kız şaşırmış. Hadi buyurun sofraya. Acaba Hakan'ı kıskandırmak için mi böyle yapıyor? Anlarız. Hadi Memiş, sonuçta Nana'yı Makbuş'tan istemen gerekiyor. Yok canım. O iş için ailece geleceğiz. Babam ister artık. Ben buraya sözlümü görmeye, onunla anlaşıp konuşmaya geldim. Sizin izniniz olursa köye götürüp bizimkilerle tanıştırayım diyorum. Tabii Nana da isterse. Tabii isterim. Tövbe estağfurullah. Nana ayıp oluyor ama. Nedenmiş? Hangi devirde yaşıyoruz Hakan'cığım? Ay aman aman ne güzel baksana şunlara birbirlerine ne kadar da güzel yakıştılar. Maşallah nazar değmez inşallah. Sağ ol Simge. Sağ ol bacım. O halde bize müsaade artık. Daha fazla geç olmadan. Dur bakalım delikanlı. Bizden kız almak o kadar da kolay değil. Nana'yı hak etmek için seni 3 tane sınavdan geçireceğim. 3 tane. Hakan, bu saçmalıklar da ne demek oluyor? Tamam bacım ya. Kabul Hakan emmi. Ben de kızı bileğimin gücüyle alırım. Neymiş söyle. Eşya mı bu canım? Ne oluyor? Bu gençler de bazen pek geri kafalı oluyor yani. Şöyle bakalım Hakan emmi. İlk önce hangi sınavdan geçeceğiz? Güreş. Güreş? Hakan, delirdin mi ya? Güreş. Ne güreşi ya? Güreş Simge. Tamam Hakan emmi, benim için hava hoş. Hadi bakalım, önce şu ortalığı toplayalım bir. Sana güveniyorum Memiş. Gel buraya gel. Aman Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol. Hakan ne yapacağını şaşırdı. Ay, şimdi gülmekten çatlayacağım. Oh be. Az daha yakılanacaktı. Çok tırstım. Neden surat asıyorsunuz? Nana'nın da Brad Pitt'le evlenecek hali yoktu ya. Sussana kızım, gıcıklığa başlama hemen. Nana abiyle evlenmeyecek değil mi? Olur mu hiç öyle şey? Ama gözlerine süze süze çok güzel bakıyordu. Doğru söylüyor. Hayır ya, babamı kıskandırmak için yapıyor bence. Babam da Simge'yle nişanlı ya. Ne yapıyor bunlar ya? Amma da komik. Hiç böyle de saçma bir yarışma görmemiştim yani. Hadi bakalım. Hayda bırak. Memiş. Hakan. Memiş. Ay aslında Memiş. Memiş. Hadi buraya gel. Hay Allah ya. Hadi Hakan. Hadi Memiş gibi. Hadi Memiş. Hadi Memiş. Gel. Dönme. Babamla ne yapıyorlar? Yağlı güreş yapıyorlar. Neden? Eğer Memiş yenerse babanız Nana'nın evlenmesine izin verecek. Hadi baba. Hakan yeniyor. Artık sevenlerin arasına girme, tamam mı? Yok. Sıradaki sınavdan da geçmesi gerek. Oldu bana. Sabah gelmişler. Sen şehir çocuğusun. Benimle yarışamazsın. Sen öyle san. Ya benim artık dayanamıyorum. Hakan abiye bak sen. Nerede mi gidiyor? Acı biberleri. Dayanamayacağım bana. Sakın pes etme. Yandım. Yandım. Bez. Aa, koşun çocuklar. Ah Nana, aşkın için neler yapıyorsun neler. Aferin sana. Ay, hiç bu kadar gülmemiştim. Şoker, ne yapıyorsun sen burada? Hala yatmadın mı? Yüzümü kaybettim de ona bakıyorum. Parmağımdaymış. Pardon. Ay, ne kadar yalancı bu ya. Seni yalancı seni. Ama öyle şey olur mu Hakan emmi? Atıcılık deyince ben de bir şey sandıydım ya. Ne yapalım? Şehrin ortasında silahla atış yapacak halimiz yok ya. Ustaysan bunda da yaparsın. Hoppala. Bu da ne? Dart. Bak, bu oklarla tam bu ortayı vurmaya çalışacağız. Kim 12'den vurursa kazanır. Atıyorum. Ya baba ya. Ya baba, nasıl oluyordu? Ay, saçmalama, inanamıyorum valla. Hadi ya. Sıra sende. Sen bu işi beceremeyeceksin galiba Memiş. Hadi Memiş, hadi Memiş, hadi. Hadi Memiş. Aha. Makbuş, sence Nana'nın nesi var? Anlamadım ki evladım. Ortada bir şeyler dönüyor ama hadi hayırlısı. Demek bu kadar çok istiyorsun Memiş'le evlenmeyi. Evet. Tamam o zaman Memiş. Yarın gelip Nana'yı alıp köyüne götürürsün. Esnaf mı diyorsun Hakan emmi? Madem ikiniz de istiyorsunuz, bize sadece kararlarınıza saygı duymak düşer. Umarım mutlu olursun Nana. Nana, bizi bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Ne olur Nana, bizi bırakma. Hadi Nana, çocukları yatıralım. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi. Özgeciğim, sen eve geç, ben hemen geliyorum. Gel kardeşim, sen şöyle. Gel, şöyle otur. Heh. Bak, şöyle otur. Buyur bacım. Memiş, valla ben seni kardeşim gibi sevdim, sen de biliyorsun. Sağ ol bacım. Bana bak Memiş, bu Nana'nın sağa solu hiç belli olmaz. Çok tuhaf bir kızdır. Yani bugün sana evet der, yarın hop cayabilir. Esma mı? Tabii. Bence biz işimizi sağlama... sen işini sağlama bağla. Bak, Hakan da sana neler yaptı. Az daha Nana'ya kavuşamayacaktın. Bence sen bu gece Nana'yı kaçır. Nasılsa onun da gönlü var sende. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak bu iş, bak görürsün. Sana anahtar da vereceğim. Hı? O zaman benim yakında oturan emmioğullarım var. Onlara gideyim, bir banyo falan yapayım. Gece yarısı gelir, bu işi hallederiz. Ah şöyle. Hadi çabuk. Makbuş, biz çıktık. Çabuk. Ne oldu Emre? Heh. Kulina, ne olur benim için çok önemli bir şey isteyeceğim, yapar mısın? Dur Emreciğim, dur. Yapabileceğim bir şeyse neden olmasın? Matematikten zayıf mı aldın yine yoksa? Hayır, senden bir arkadaşım, daha doğrusu bir dostum için bir şey isteyeceğim. Oğlum hadi sene. Söyle. Nana, hayırlı haberlerini aldık, evleniyor musun? Evet. Bu akşam Memiş'in ailesiyle tanışmak için köye gidiyorum. Nana, yanlış anlama ama sen köyde yapabilecek misin? Yani artık şehre alıştıktan sonra tekrar orada sıkılmaz mısın? Yo, yanımda Memiş olduktan sonra dünyanın öbür ucuna kadar giderim. Sen bu Memiş'i daha önceden tanıyor muydun? Yo, dün tanıştık. Keşke daha önceden tanısaydım. Onsuz geçen yıllar bana son derece anlamsız geliyor. Çıldıracağım oğlum ya. Ne yapalım Hakan? Gönüllü. Ota da konar, ota da konar. Ya Memiş. Aslında böyle bir konu için sizi rahatsız etmek istemezdim ama inanın bana çocuğun annesi gerçekten çok zor durumda. Kerem bizim en iyi öğrencilerimizden biri. Ayrıca okulun hem yüzme hem matematik takımında. İsteğiniz hiç de yersiz değil sultanım. Yani burs konusu hallolur mu sizce? Okullar kapanır kapanmaz yönetim kurulu toplantımız var. Siz hiç endişelenmeyin. Kerem zaten çalışkanlığı ve özel yetenekleriyle bu bursu hak eden öğrencilerimizden. Kesinlikle burs alacaktır. Ay müdürcüğüm, çok şekersiniz. O halde ben müsaadenizi rica edeyim. Ama daha yeni geldiniz sultanım. Ah, yapacak çok önemli bir işim var. Lütfen beni mazur görün bu seferlik. Siz nasıl isterseniz sultanım. Ben sizi yolcu edeyim, buyurun. Hoşçakalın. Güle güle efendim, güle güle. Ah Kulina, Kulina. Ne oldu? Arkadaşına müjdeyi verebilirsin Emreciğim. Kulina sen harikasın. Sen de harikasın. Canım Kerem. Kerem. Ah şu çocuk ne güzel şey. Hakan. Yoksa sen Nana gidiyor diye üzülüyor musun? Yo. Burası karışmaya başladı. Hemen sıvışayım. Merhabalar. Merhaba. Ben Nana'ya bakmıştım da Makbule Hanım burada olduğunu söyledi. O az önce çıktı, eve gitti. Öyle mi? Hı-hı. Oturmaz mısınız? Ah, çok teşekkür ederim. Nana'yla konuşmam gereken bir şey vardı da. Gözünüz aydın, Nana evleniyor. Ah, öyle mi? Hı-hı. Pek sevindim. Ah, dedikoduları ondan alırım artık. Hadi bana müsaade, hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Vallahi doğru söylüyorum kızım. Şoker sana iksir içirmiş. Makbuş, bunu senden hiç beklemezdim doğrusu. Şimdi Memiş'le evlenmemem için bu yalanları mı uyduruyorsun? Aa, deli olacağım şimdi. Ne yalan evladım? Sen Hakan'a aşıksın. Memiş'e değil. Hiç de değil. Memiş'le evlenmeme asla engel olamayacaksın. Ay nihayet buradasın. Kulina, ben aşık oldum. Makbuş beni anlamıyor. Ama sen aşk kadınısın, beni anlarsın. Ay tabii anlarım ama bu gerçek aşk değil Nanacığım. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Nanacığım bu Şoker'in marifeti. Sen de mi Kulina? Bari sen bunu yapma. Ay. Ne yapıp bunu Memiş gelmeden Nana'ya içirmenin bir yolunu bul Makbuş'cum. Ben Şoker'in hesabını görmeye gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Merak etme. Efendim ben Deniz. Ben Doğacanız. Ben hoş sohbetli, muhabbeti tatlı. Hoş geldin ıspanak suratlı. Vay kara gözüm. Vay maşallah. Selvi'nin takasına beni de kuş avla. Aman kara gözüm, böyle ikide bir vurmalara ne sebep? Gelirken yolda devrildi bir araba sebep. Hoş geldiniz. Çocukları siz mi aldınız? Evet. Ben de nerede kaldılar diye merak etmiştim. Nana nerede? Yukarıda hazırlanıyor. Gerçekten gidecek mi? Ya Nana bu evlilik meselesini nereden çıkardı? Gelin içeri, gelin bakalım. Hadi yürü. Nana gidince çocukların tüm bakımı eskisi gibi bana kalacak. Bari yaz tatilinde onları yaz okuluna yazdıralım. Ha Hakan'cığım, ne dersin? Bakarız. Aa, senin bu suratının hali ne? Sanki evden cenaze çıkıyor. Arada bir çok özlersek köye ziyaretine gideriz. Köye mi? Şaka gibi. Bu Şoker bakalım daha neler yapacak. Ben inanmamıştım zaten Nana'nın Memiş'i gerçekten sevdiğini. Makbuş aslında Nana babamı seviyor değil mi? Şimdi sırası mı bunun evladım? Bakın Nana'ya bu iksiri bir türlü içiremedim. İş size düştü. Tamam? Memiş gelmeden bunu içirmemiz lazım. Ne yapıp yapıp içirin bunu, olur mu yavrum? Merak etme Makbuş. Ay geldi bile. Hadi siz doğru yukarı. Hadi çocuklar, hadi. Hoş geldiniz Memiş, buyurun. Nana hazır mı? Geç otur, şimdi iner. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Memiş. Aşkım benim. Canım, sen benim en büyük aşkımsın. Seni çok seviyorum. Canım benim. Ay çok eğleniyorum. Nana'ya bakmam gerek. Bakalım Makbuş iksiri içilebilir. Bir tane. Beter. Lütfen birazcık iç. Nana. Of. Yağmur, ısrar etme. Canım meyve suyu istemiyor. Bir yudumcuk alıver ne olur. Ah, Memiş de nerede kaldı? Yani sen bizi bırakıp gidiyorsun öyle mi? Çocuklar, büyüdüğünüz zaman beni anlayacaksınız. Ayrıca sizi sık sık görmeye geleceğim. Ya da siz köye gelirsiniz. Nana şundan bir yudumcuk alsana. Israr etme Yağmur. Merhaba. Memiş geldi. Geldi mi? Kusura bakma Nana, bunu içmek zorundasın. Hadi ver. Ay Memiş geldi, ne yapacağız? Ne yapacağız? Gönder git. Yazık. Tatlı adam ama çok saf ya. Onunla evlenmekten vazgeçtin geçtin yani. Evlenmesi. Beni bu dünyada bir tek kişi ilgilendiriyor biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Bundan sonrasında siz çözün artık. Çok yoruldum. Bakın göz kapakları yine düşmeye başladı. Hadi bana müsaade. Hadi şimdi gel de Memiş'e dert anlat bakalım. Kızım Yağmur, hadi git çağır şu Memiş'i de şu işin bir yolunu bulalım. Hadi yavrum, hadi. Hadi fırla, hadi. Gel aşkım, kaçma. Pembe panjurlu bir evimiz olacak. Seni çok seviyorum. Gel buraya, gel kaçma, ne olur. Gel benim canım, gel buraya. Layını buldun işte kas kafalı Şoker ne olacak? Bak. Hadi ama aşkım gel. Yani şimdi Nana benim beşik etmem değil mi? Değil. Oğlum anlattım ya, Esma senin beşik kertmen. Hayri halanın torunu. Seni nasıl bana yollamışlar anlamadım ki. Sen iyice araştırmadan soluğu burada almışsın. Epes yani. Esma da benim yeğenim olur. Onun ailesi Almanya'da diye bir müddet ben bakmıştım. O yüzden Nana'yla karıştırdılar herhalde. Şimdi annesinin yanında, Almanya'da. Ama şimdi Nana ne olacak? Sen beni hiç düşünmememiş kardeş. Ben sevdamı kalbime gömerim artık. Sen git sözünü bul. Kırılmazsın değil mi? Yok canım, ne demek? Sen benim kardeşimsin bundan böyle. İyi o halde. Ben emmim oğullarının yanına gideyim de bana Almanya'ya bilet bulsunlar bari. Tabii. Hadi evladım git bir an evvel gerçek sözünü bul. Canlarım, kurtulduk. Hayır, inanmıyorum. Aman ana, hani çok aşıktın. Hani Memiş olmadan yaşayamaz diyordun. İyi ama onun sözlüsü ben değilim, baksana. Hadi bana müsaade. Hayır, gitmeye gidemezsin. Nana'yı da götür lütfen. Nereye götüreyim ya? Ben Almanya'ya gidiyorum. Ay gidemezsin dedim. Ya gidemezsin Memiş, gidemezsin. Nana'yı da götüreceksin, gidemezsin. Sakin ol ya. Ne o? Hadi eyvallah. Bakıyorum da pek sevindim. Yok canım. Bana yalan söyleme Hakan. Ağzın kulaklarında görüyorum işte. Memiş buraya gel. Nana'yla evlenmek zorundasın. Şaka gibi oynayacaksın baba. Yaşasın Nana'yı. Hadi bakalım çocuklar doğru yatağa. Hadi. Tamam. Ya. Memiş unutman kolay olmayacak. Unuttum bile. Nasıl yani? Hepsi seni kıskandırmak içindi. Nasıl ama?